Nedim Şener bu erken seçim talebine, seçim çağrısına daha doğrusu Kılıçdaroğlu ve Akşener'den gelen e, nasıl bakıyorsunuz hükümeti eleştirdi. İyi Parti lideri Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu aynı zamanda da seçim çağrısı yaptılar. Akşener muhalefet olarak biz seçim istiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu da halkın hakemliğine başvurulması gerektiğini söyledi. E, tabii neden böyle bir dönemde bu dile getirildi? Soru bu. Şimdi e, bir kere Türk halkı e, bilir ki tecrübelerinden e, Devlet Bahçeli'nin istemediği hiçbir seçim gerçekleşmez. Eğer Türkiye'de seçim olup olmayacağını görmek isteyenler varsa, bence Devlet Bahçeli'yi takip etmeli, zira daha önceki bütün süreçlerde o belirleyici olmuştur. Hem de bunu iktidarın yanında yer aldığı dönemlerde yapmıştır ki. O seçim mutlaka gerçekleşmiştir. Söylediği sözün o anlamda bir karşılığı olur hep siyasette. E, muhalefetin isteğidir tabii ki her zaman seçim e, talep etmek. Biraz şeye benziyor. E, deprem tatbikatları, yangın tatbikatları yapılır ya iş yerlerinde, okullarda. E, her an hazır olun. Her an hazır olun demek için. Aynı zamanda bir kamuoyu e, da ol, e, oluşturmuş olursunuz. Ama bugün bunun tekrar edilmesi ee, çok yadırgatıcı değil, zira yanılmıyorsam Mart ayından beri ...özetle Kılıçdaroğlu her iki haftada bir eğer gündemine bağlı olarak her iki haftada bir seçim istiyor zaten. Ee, hatta geçenlerde bundan bir buçuk iki ay önce de e, yine kendisi bir çağrı yaptı Devlet Bahçeli'ye e, erken seçim konusunda e, teşvik edici olması ve erken seçim kararı alınması konusunda Devlet Bahçeli'den bir anlamda yardım istedi. Hatta çoğu konuşmasını takip ederseniz grup konuşmaları dahil 2023'e kadar seçim olmayacağı anlaşılıyor. İşte Devlet Bahçeli bu konuda devreye girebilir gibi bir şey söyledi. Dediğim gibi bu muhalefetin hani düzenli olarak istediği bir şey ama buradan erken seçim olacağı anlamı çıkar mı? Bence çıkmaz. Ee, bir de yani şöyle bu, 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 dönemde şöyle yorum yapanlar da var. İşte Biden seçildi. Biden muhalefetle ilgili neler demişti? Acaba buradan mı yola çıkılıyor gibi yani, yorumlar da söz konusu. Türk, Türk, siyaset tarihine bakarsanız, Türk seçmeninin davranış hareketlerine bakarsanız, özellikle herhangi bir yere sırtını yaslamaya çalışan veya bir, bir rüzgara kendini kaptıran siyasetçiyi dışarıdan olursa özellikle cezalandırır zaten. Böyle bir duygusallığı var. Hani Biden'ın rüzgarını arkasına alıp da böyle bir şey yapmak istiyorsa o hanesine eksi yazar bunu talep eden partinin. Bu ister iktidar partileri olsun ister muhalefet partileri olsun fark etmez. Ama o değil bu tamamen gündem oluşturmak, gündem değiştirme diyelim de gündem oluşturma çabasına öteye geçmeyecek bir olaydır. Yani kendi Ayrıca, bakımından tabanı da hani diri tutma. Bir, de, bir de şöyle bir şey var. Siz? Peki seçim kararı alınsın bunu isteyen kişilerin Cumhurbaşkanı adayı kim bu konuda uzlaşabilirler mi Bir millet İttifakı diye bir oluşum var bu oluşum içine HDP'yi katmadan bir ittifak modeli ortaya çıkardı ve Tam da gündemimizde onların hepsinin paydaş olduğu bir anayasa anayasa ilkeler çalışması gündeme geldi ki bu anayasa ilkeler çalışması içerisinde Türk milleti Atatürk kelimelerinin içinden çıkartıldığı bir anayasa başlangıç kısmı çift dilli eğitim işte özellik gibi gerçekten Türkiye'nin bölünmesine giden bir süreçte etkili olacak bir ilkeler çalışması. Hadi onlar taslak. Yani kelime oyunlarıyla olayı örtmeye çalışıyorlar. Bu taslak değil. Biz anayasa çalışması yapmadık. Anayasa taslağı yok falan. Evet. Biz öyle bir anayasa taslağı meclis içinde hani böyle bir taslak oluşturulmuş da dört parti üzerine mutabık olunmuş diye bir taslaktan bahsetmiyoruz. Ama dört partinin elemanlarının yan yana gelip bir ilkeler metni oluşturduğunu ve bunu da İbrahim Kaboğlu'nun Ümit Özdağ verdiğini ve bol bol tartıştığımızı görüyoruz. Ha diyebilirler yok böyle bir şey o zaman ben hep o günden beri şunu bekliyorum neredeyse bir ay olacak. CHP kendi milletvekili İbrahim Kabaoğlu hakkında neden bir soruşturma başlatmıyor? Neden bir inceleme başlatmıyor? Ya veya işte İyi Parti akşener Feryat Figan diyor? Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. yok Ama deniyorum. bu iftiralara maruz kalıyor. Gidip kılıçdaroğlu görüştüğünde canım efendim, bu <laughs> İbrahim Kabaoğlu böyle bir metinler neresinden uydurmuş? Ne yapmış? Nasıl çıkarmış? Bizim elemanlarımız yoktu. Niye şikayet etmemiş? Niye bu konular gündeme gelmiyor? O metinle ilgili daha önceki açıklamalara bakacak olursak. E parlamenter sisteme dönüş için bir ilkeler çerçevesi o, o üzerinde işin bir deniyor. Ama oraya dön, oraya gitmek için HDP'nin desteğini almak amacıyla anayasanın başlangıç ilkeleri ve çift dilli eğitim, özellik gibi maddelerde içine konmuş zaten. Yani ilkeler metni içinde bu var. O onların nasıl lafsi hale getirileceği, anayasa taslağı, sözde anayasa taslağının içine nasıl konacağı o tabii ki daha uzun bir çalışmanın ürünü olabilir ancak ama o ilkeler bütünü hangi konularda mutabık olunduğu ki bunun içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem var ki o metinde o da var zaten. Diğer bazı işte rütüye kadar birçok madde zaten ele alınmış bir ilkeler metni oluşturmuş. Hangi konuda ne tavır alınacağı konusunda. Bunun da var olduğunu 24 Haziran seçimlerinden hemen önce hem Kılıçdaroğlu söylüyor. Sayın İbrahim Kaboğlu bütün bu siyasetçiler içerisinde en dürüst olanı tırnak içinde söylüyorum. Özellikle altında çiziyorum. Çünkü İlk günden beri söylediği cümleyi tekrar ediyor. İçinde HDP'nin de bulunduğu, İyi Parti'nin de bulunduğu, Saadet Partisi'nin de bulunduğu, CHP'nin de bulunduğu bir toplantılar yapıldığını, bir metin oluşturulduğunu. Zira bunu Ümit Özdağ'da veren kendisi ama bütün diğer partiler kelime oyunlarıyla yok taslak yok, anayasa metni yok dediği bir ortamda İbrahim Kaboğlu her seferinde aynı cümleleri tekrar ediyor. Şunu da söyle hani dese sonra işi neye, nereye getirdiler? böyle bir çalışma olsa ne olur? Bizim zaten görevimiz zaten biz de onu söylüyoruz. Böyle bir anayasa taslağı hazırlamak sizin zaten göreviniz. Ama göreviniz olmayan şey bu ülkeyi bölmeye götürecek bir anayasa taslağı çalışması veya anayasa ilkeler çalışmasıdır. Dolayısıyla şimdi tam böyle bir tartışmanın ortasında ben e, muhalefetin çok etkili ve güçlü bir e, seçim isteyeceğini zannetmiyorum. Bunun bir de teknik nedeni var. Çünkü hala o seçimde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? O da belli değil. Yani, Ama söylüyorlar o, o da ki, işte ben geleceğim iktidara CHP'nin iktidar olduğu bir yani ifadelerinden söylüyorum. CHP'nin iktidarında biz iktidara geldiğimizde e peki sen aday olacak mısın? Hayır. Kim aday olacak o belli değil. Abdullah Gül mü? O zaman soru soruyor niçin ondan bu kadar korkuyorlar diye. Hala reddetmeden onun üzerine duruyor. E, Meral Akşener mi? O belli değil. Ekrem İmamoğlu mu? O da belli değil. Biraz soğukluk var. Peki ne? Seçime hazır olan bir muhalefet liderini, programını belirler. Ayrıca siz yola çıkarken iki parti, üç partiyle bir ittifak yaptınız. HDP'yi yanınıza aldınız, tamam. E sayı arttı. Deva Partisi, Gelecek Partisi de eklendi. Şimdi siz 6-7 parçalı bir ittifak oluşturuyorsunuz. Peki birazdan konuşalım. Bir i̇ttifak cümle daha söyleyeyim. Tamam, Peki, seçim ilk i̇lk da seçim bir seçim oldu. Seçim oldu. Seçim oldu. Ruşen Bey de Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Seçildi. İçinde HDP'nin de olduğu, eski AKP'lerin de olduğu bir hükümet modeli ortaya çıkarıyorsunuz. Bana Allah aşkına, mesela PKK ile mücadelesini, bırakın ekonomiyi falan. FETÖ ile mücadelesini anlatsın. Yani bana, ben seçmen olarak yarın o ittifak adayına oy vereceğim. Beni adamla değil, yani ben Ruşen Bey'i seviyorum. O istediği için ona oy verebilirim. Ama bana bir de program sunması lazım. Ben... İşte bakın, yani bu kadar çok parçalı bir yapı nasıl bir araya gelecek bu manada diyorsunuz? Yani bakın bir tane yani Erdoğan'a karşı bir nefret dalgası üzerinden siyaset üretmeye kalkarsanız... ...o sizi bir yere taşır. Oy da alırsınız. Mesele o değil ama. Hatta onunla yönetimi de değiştirebilirsiniz. Yani birini de seçebilirsiniz. Mesele programınız ne? Yani sadece Peki. ekonomi konusu değil, ulusal güvenlik. Yani sizin dış ilişkilerinizden sorumlu Ünal Çeviköz... Ulusal güvenliğinizi ilgilendiren önemli tamam, konuda... Ona birazdan gireceğiz ama çok şey En önemli şey konuda s rafa kaldıracağız. Veya evet. tür, Türkiye'nin Libya konusundaki... Onu zaten geçen, ayrıca konuşacağız. Ayrıca, yani bir, bir dış politika... Bana yani, e, erken seçim isteyen bir muhalefet Türkiye'nin sorunları konusunda net çözüm önerileri koyması gerekiyor ki bunun içinde HDP olduğu için söylüyorum. Peki. Bana PKK ile mücadele programınızı anlatın. Nasıl yapacaksınız? Bugün PKK ile en etkili şekilde mücadele ediliyor. Sizin Kürt sorunu dediniz ama esasında terör evet. örgütü sorunu olan mesele çözülmek üzere haberiniz yok. Siz sadece HDP oylarını cebinize almak için yoksa onların sorunlarıyla ilgilendiğiniz cidden samimiyetle ilgilendikleri falan yok. Sadece HDP seçmenini de yanında tutabilmek için ki onların işine geliyor bu. Onu yapabilmek için bir takım sözler söylüyorsunuz. Ne oldu mesela Kürt raporu? İşte Kürt çözüm Peki. raporları hazırlıyordunuz. Bununla ya ilgili, aslında bunlar alt başlıklarda gerekiyor. konuşacağımız yani o... birçok detay. Tabii. Birazdan devam Tabii. edelim Nedim Şener. Ee, Yaşar Hocam sizinle devam evet. edelim. Şimdi ilk e, aslında soru şu ilk turda hızlıca bunu yanıtlarsak çok memnun olurum. Neden şimdi tekrar seçimi gündeme getiriyor muhalefet ve seçim istiyoruz diyor Akşener ve Kılıçdaroğlu. Şimdi yani bunun bir, bir kere teknik bir şeyi var. Ee, zaafı var o da şu. Yeni sistemin doğası gereği, bu biraz eski sistemin alışkanlığı, yani sık sık seçimler gündemde tutulması, yani ömrünü tamamlamayan iktidarların siyasi tarihe işlenmesi falan. Yani bu çok açık bir şekilde millet iradesinin doğrudan bir kişiye bu yürütmeyi kur, ekibini kur, beş yıl sana bu görevi verdik dediği bir sistem. Milletin doğrudan, yani parlamento üzerinden, vekilleri üzerinden değil, doğrudan yetkilendirdiği. Dolayısıyla o beş yıllık süre içerisinde yaptıklarıyla yeniden bir sınava eğer tercih ederse, yeniden aday olursa o seçilen e, halkın önüne gelecek ama son defa gelecek. Dolayısıyla biz bu sistemi oturtmak, bu istikrarı sağlamak adına bunu yapmalıyız. E bir de şu olmalı, ikincisi işin bir de e, e, nabzını tutarak. Şimdi yani çok güzel özetledi aslında sevgili Nedim. Yani neye hazırsınız? İşte yaşadığımız süreç ve bu e, iklimde ittifaklarla gideceğiniz çok açık. Kendiniz aday olmak istemiyorsunuz. Yani en Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri açısından söylüyorum. Ortaklardan söz ediyorsunuz. Onu henüz daha net net bir alfabenin bütün harflerine göre e, tarif etmiş değilsiniz. Hangi programla gideceksiniz? Ee, anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu elde edemeyip ama bir şekilde, çünkü iki sandık olacak. Yani bir yasamanın, bir de yürütmenin. Varsayalım ki kıl payı kazandınız, yürütmeyi kurdunuz ama anayasa da değişmeyecek. Mevcut sistemde yürüteceksiniz. Nasıl yürüteceksiniz? Kimleri kabinede göreceğiz? Yani bu bir e, adeta hem fikri bir yük, hem ekonomik bir yük, hem Türkiye'nin şu an gündeminde olmayan yapay bir zorlama söylemi. Dolayısıyla çok işleri var. Muhalefete düşen çok iş var. Oturup çalışmaları gerekiyor. Bu bir fikri çalışma, bu bir mutfak çalışması. Türkiye'nin çok önemli sorunlarını direne direne çarpışa çarpışa, 15 Temmuz'dan sonra yaşadıklarımıza bakın, 15 Temmuz'a gelen sürece bakın. Buradaki pozisyonunuz ne olacak? Bak şimdi dünya işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini her ülke kendi açısından bir gözden geçiriyor. Siz nasıl yapacaksınız? şu anda elimizde en tutu elle tutulur karine sizin genel başkan yardımcınızın e, beklentileri. Şimdi onun üzerinden bakıldığında vahim bir tablo çıkıyor ortaya. Birazdan onu Hiçbir şey hazır değilsiniz. Bir başkasının eliyle bir şeyler bekliyorsunuz. Bu çok vahim bir durum. Dolayısıyla bütün bunların e, irdelenmesi ve tartışılması gerekiyor. İki e, bir konuda iki ayrı büyük bir çelişki ve iki vahim durum var. Birincisi kapalı kapılar arkasında mahrem tutulmasını istediğiniz bir çalışma yürütüyorsunuz. Kimden niye kapalı tutuyorsunuz bu millete gelecek sonuçta? Milletin eee e, oyuyla olabilecek bir şey. Hadi o bu bir yöntem olarak benimsediniz bunu. Bu bir vahim durum. İkincisi bunun varlığını inkar ediyorsunuz. Bir başka bir vahim bir durum. Şimdi bütün bu çelişkilerin içerisinde bir de erken seçim istiyorsunuz. Yani dolayısıyla insan biraz kendi çelişkilerini törpüler, onları aşar, bir netlik kazanır programıyla gelir. Ondan sonra net oluruz, bir biliriz, görürüz. Yani şimdi Libya meselesinde eğer Ünal Çevik özün çizgisini savunacaksanız bir bilmek istiyoruz. Bununla mı erken seçime gideceksiniz? Seçim meydanlarında bunları mı söyleyeceksiniz bize? Suriye'nin kuzeyinde o Kürt diye tarif ettiğiniz kim? PYD olmasın o. Yani o PYD olmasın. Orada kendileri gibi düşünmeyen Kürtlere zulmeden bir PYD var. Orada bir bütünlüklü bir Kürt kimliğini tarif eden bir yer yok Suriye'nin kuzeyinde. Öyle bir yer değil orası. Bir terör örgütünün arkasındaki bir emperyalist güç tarafından ısrarla orada konumlandırışı var. Şimdi buna hiç girmeyip bunu bu şekilde tarif ediyorsanız ve bunu üstelik de sizin genel başkan düzey, yardımcısı düzeyinde biri yapıyorsa, buna da bir reddiyeniz gelmiyorsa, üstelik çok açık sorulan soruya verilen cevap Türkiye ilişkin olduğu halde bunu bunu yani Düzeltme metni içerisinde canım o dünyaya söylendi de Türkiye'ye söylenmedi deyip okuduğumuz şeyin İngilizcesini Türkçesini siz anlamadınız ben çok daha iyi anlatayım deme noktasına getiriyorsanız bütün bunlar çok sorundu. Dolayısıyla bu şu aşamada esas itibariyle belki de yani işte bir yandan da yeni parti kuruluşları var teşkilatları ayakta tutabilmek diri tutabilmek kopuşlar olmamasını sağlayabilmek. E, o ittifak dedikleri şeyi birazcık daha ete kemi kemiğe büründürme çabası. Çünkü bir ortak nokta olacak. Fikirde buluşulamıyor aslında. Yani, e, Mesela o o zaman ben merak siz ediyorum. şunu mu söylüyorsunuz hocam? Şimdi bunu söylüyor olabilirler ama muhalefet benim gördüğüm kadarıyla seçim hazır değil. Öyle mi diyorsunuz? Şöyle şimdi siyasi partiler fikir yuvalarıdır. Fikir üretmek sorumluluğudur. Siyaset öyle süreklilik kazanır, derinleşir, e, e, kapsamını büyütür. Şimdi bu İttifakın hangi fikri buluşması bizi çok tarifli hale getiriyor? Ekonomide hangi noktadalar? Nasıl bakıyorlar? Dış politikaya nasıl bakıyorlar? Sosyal politikalara, kültür dünyasına, Türkiye'nin geleceğine hepsi nerede ortak buluştular? Hepsinin her bakımdan buluştuğu yerler neresi ki? Çünkü sonuçta o yürütmeyi yürütecekseler, ona aday olacaksalar. Bu zahmete girilmiyor. Böyle bir fikri bütünleşme çabası yok. Nitekim son yerel seçimlerdeki ittifak metninde de bunun hiç ayrıntısına girilemedi. Adeta bir yan yana duruş, bir konjektürel duruş, bir geçici aslında izlenimi veren bir duruş ama bir motive eden kaynak var. Nedir o? İşte doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden duruş. Şimdi ona bir şey daha pratini eklenmek isteniyor bence. Sürekli bir erken seçim vurgusunu öne çıkartarak bu ittifakın işte partilerini, oluşumunu falan bu çizgide tutabilme çabası. Ama şunu ötelememeleri gerekir. Yani siz Çeviköz'ün sözlerinden nedir? yola çıkarak bir beklenti olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çünkü Nedim Şener de ona işaret etti, siz de ona işaret ettiniz ama o sözler ne bir onu hatırlatalım. Çünkü izleyicilerimiz evet. için de netleşmiş olsun. Çeviköz, Amerikan-Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun bir online panelinde konuştu. Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya ifade toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması diyor. Daha sonra bu konuda yani bütün dünyada bu olsun, bunun için ben bunları ifade ettim sizin de dediğiniz gibi böyle bir açıklaması oldu e, tepki çekince bu ifadeler. Bütün dünyanın bunlardan haberi var mı? Efendim. Bütün dünyanın bunlar haberi var mı? Yani bütün dünya Ünal Çeviköz'e mesela teşekkür etti mi? Ya bizim adımıza da bunu söylediğin için. Ya işte onu ya söyledim. Soru net canım Türkiye Dafları için. Lafları eğip bükmeye gerek yok. Ben böyle bir şey söyledim. Beklentimiz budur diyeceksin. Bitti. Yani herkes herkesin yeri netleşecek. Şimdi biz daha önce Peki. de yine zannediyorum sizin programda da konuşmuştuk. Ben bunu yazdım da. Bana göre dört başlıktır Türk-Amerikan ilişkilerinde e, bugün hani üzerinde sorunlu, sıkıntılı çözülmesi gerektiği düşünülen çok ana hatlarıyla bu dördüdür. Dördünde üreticisi biz değiliz bu sorunu üreten. Bir kere esas itibariyle bunlar bizim yaşam e, açısından varlığımızı tehdit eden üç, e, dört temel konu. Bunlardan birincisi e, FETÖ ile mücadele. Bunu koruyup kollamaları, 15 Temmuz'daki arkadaki pozisyonları, bunu hala sürdürüyor olmaları falan. Dolayısıyla FETÖ'ye verdikleri destek. İkincisi pkk pyd de meselesindeki ısrarları, evet. oraya verdikleri destek. Evet. Üçüncüsü Doğu Akdeniz'de bizim değil Yunanistan tezlerine yakın durarak oraya verdikleri destek. Dördüncüsü de biz çok uğraştık kendileri vermediler. O da hava savunma sisteminde S-400 konusundaki bize yönelik köstekleri. Şimdi bütün bu dört konuyu mesela o Çeviköz'ün açıklamalarında bakıyoruz. Yani aslında hepsi var. Hepsi var. Ama burada nasıl var ben merak ediyorum ama onu birazdan konuşalım. İlk turda diğer konuklarımızı Peki. da duyalım. Sayın Cevizoğlu buyurun. Neden şimdi tekrar seçim istiyoruz dedi. Ee, muhalefet kanadı Kılıçdaroğlu ve Akşener soru bu. Bu işte e, Amerikan seçimlerinde Biden seçildi. Biden'ın muhalefetle ilgili daha önce söyledikleri bu da hatırlatılarak yorumlandı kimileri tarafından. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi soru bu, soru bu da. Cevaplar çok dağıldı. Soru, evet. soru bir tane ama cevaplar bin tane oldu. Şimdi sevgili Nedim'in yaptığı açıklamalardan başlayarak kısa bir değerlendirme yapayım. E, niye iktidar, e, şey muhalefet seçim istiyor sorusuna. Nedim, bahçeli istemeyince genellikle olmuyor. Ve muhalefette her an hazır olmak e, çabasında dedi. Sanki buradan muhalefetin düzenli bir seçim antrenmanı içinde. Kendi sesim bana geri geliyor arkadaşlar. Evet. Muhalefetin sanki sürekli olarak bir seçim antrenmanı içinde olduğunu e, çıkarmış oluyoruz. E, şu ana kadar yapılan açıklamalarda, açıklamalara AKŞENER'in verdiği bir cevap var. Dün akşam HaberTürk'te konuşmasında. Çok pardon. E, Bey. Şimdi de biz sizi rahat Okey, duyamıyoruz. Biraz sesi çalışmalar. yükseltelim arkadaşlar. Tamam. Evet, buyurun. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? <laughs> Hazırdır herhalde. Şimdi e, duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Başak Hanım. Ha. Şimdi dün akşam Meral Hanım Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlarken bu anayasa çalışmaları konusunda defalarca yaptığı açıklamayı bir kere daha söyledi. Bizim böyle bir anayasa taslağı çalışmamız yok dedi. Sürekli olarak söylüyor. Bir taraftan da bazıları çıkıyor yine İyi Parti'nin içinden. Efendim elimizde kasetler var, İşte İbrahim Kaboğlu'nun açıklamaları bu, görüntüler var falan. Yani bir gazeteci olarak ben sıkıldım bunlardan. Ne itkart tartışıyoruz biz? Yani kocaman bir ülkede, güçlü bir ülkede yaşıyoruz diyoruz. Konuştuğumuz laflara bakın. Genel Başkan diyor ki böyle bir çalışma yok. Ya Genel Başkan yalan söylüyor sürekli olarak, yani Sayın Akşener, ya da İyi Partiden ayrılanlar içinde olanlar zaten konuşmuyor. İçinde olanlar. Ancak partiden ayrılınca konuşmak için hazırlık yapmışlar. Pusuda bekliyorlar. Nasıl bir parti bu anlamadım ben. Şimdi ayrılanlar diyor ki dediğim gibi demin duymadınız belki sesten. Yok duymadık. E, elimizde kaset var İbrahim Kas Kaboğlu'nun konuşması, anayasa çalışması yaptık. İbrahim Kaboğlu ise susuyor. Ya koskoca profesörsün sen İbrahim Hoca. Yani yaptıysan böyle bir açıklama çık kamuoyuna. Eskiden beri biz seni biliyoruz. Televizyonlara çok heveslisin ekranlara. Ekranlara çık de ki kardeşim beyler hanımlar ey millet ey Türkiye. Böyle bir iddia var. İddianın merkezinde de ben varım. İddianın öznesi benim. Size açıklıyorum ki durum budur de. Söyle bak bakın dün akşam Fatih Altaylı Meral Akşener'e şöyle soruyor. Özdağ'ın başka iddiası var. Sizin milliyetçi, öncelikle MHP'den gelen bir parti olarak HDP ile anayasa taslağı için masaya oturmanız iddiası var. İbrahim Kaboğlu'nun önderliğinde ben kendisini çok severim diye devam ederken Fatih Altaylı, Meral Akşener hemen şöyle cevap veriyor. Ben kendisini sevdiğimi söyleyemeyeceğim diyor İbrahim Kaboğlu için. Yani İbrahim Kaboğlu'nu Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı'nın sevmediğini böylece öğrenmiş olduk. E, sevmediği bir adamla birlikte Meral Hanım, bir anayasa çalışması içine girer mi? Ki birçok açıklamalarında Meral Hanım diyor ki ben İçişleri Bakanlığı yapmış bir insanım. Nasıl soru sorulacağını bilirim diyor. İçişleri Bakanlığı yapmış ve nasıl soru sorulacağını bilen bir insanın, bir parti genel başkanının kimi sevip kimi sevmeyeceğini de böylece görmüş oluyoruz. Diyor ki ben İbrahim Kaboğlu'nu e, sevdiğimi söyleyemeyeceğim. E, i̇nsan sevmediği bir insanla anayasa gibi çok temel bir e, toplumsal sözleşmeyi ...çalışmasının içine girer mi? Girmez. Kime inanacağız o zaman biz? Meral Hanım'a mı inanacağız? İbrahim Kaboğlu şi şimdi çıksın programımıza bağlansın. Ne nedir bu pusuda yatmak? Yani İbrahim Bey ortalığın karışmasından mı hoşlanıyor? Yani siz Ümit şu Özdar anda konuşması gerekeniz... ...madem Efendim? bu kadar odakta o zaman İbrahim Kaboğlu evet. çıksın... ...neyin evet. ne olduğunu anlatsın evet. diyorsunuz. Yani orada bir bu cümle, kadar basit arasın sizi, cümle... arasın bağlansın. İbrahim Kaboğlu yıllardır tanıyoruz. AKP'nin yanında çalışıyordu... AKP'nin ilk yıllarında yani İbrahim Hoca'nın tarafı da ne siyasi görüşüne ben onu da anlamış değilim. Bir çıksın anlatsın bize hangi felsefi ve e, bilimsel arkeolojisi var hocanın ne hangi taraftadır? Yani biz bir çalışma yaparken yasa ya da anayasa çalışması temel değerlerimiz olur. İbrahim Kaboğlu hocanın temel savunduğu ve içselleştirdiği değerler nedir? Hangi felsefeye göre bir anayasa çalışmasının içinde veya dışında? dışında olsa bile bir şey düşünüyordur. Anayasa hukukçusu biz bunları bilmeliyiz. Yani toplumu bu kadar oyalamanın gereği var mı? İbrahim Kaboğlu hoca her zaman ekranlara bayıla bayıla çıkan birisi. Hasta değilse, hastaysa şifa dileyelim. Hasta değilse ya size çıksın, bağlansın ya başka bir programda konuşsun. Efendim, Meral Akşener bunu dedi, öteki bunu dedi. Ya yeter artık bu Türkiye'de. Ayıp Peki, değil bu mi? Bu sözünün yani, bir anlamı olabilir ayıp. mi sayın Cevizoğlu? Evet. ...valla profesörlüğü hak ederek aldıysa bir anlamı vardır. Ya şöyle bir şey bir cümle söyleyeyim. Bey'e bir, bir katkı yapmak isterim. Şimdi İbrahim Kaboğlu bahsedilen ilkeler metnini e, Ümit Özdağ'a veren kişi ve bir aydan beri biz İbrahim Kaboğlu'nun verdiği bir doküman, i̇şte bir doküman üzerinden. Tabi, kendisi çıksın söylesin bunu. Tabii bir doküman üzerinden. Anlatır kendimciğim. Kendisi çıksın söylesin bunu. Tabii tabii ben şunu söylemek istiyorum. Mesela CHP'de ...CNN'e katıldı diye vekiller, eski vekiller, parti üyeleri ihraç edildi. bir açıklama yapanı ihraç edildi veya disipline sevk edildi. Tamam. Peki partiyi bu kadar zora soktuysa eğer bu kişi İbrahim Kaboğlu neden hakkında bir inceleme yapılmıyor? Yani onun yaptığı çalışmayı yalanlamaya çalışıyorlar. Peki sen parti disipline uymayan, Atatürk'ün kurduğu partinin kendi tüzüğüne bile uymayan, hani anayasaya da uyma, mevcut anayasayı değiştirmek isteyen bir çaba içerisindesin veya hiç olmayan bizim de adamlarımızın katılmadığı hiç de onaylamadığımız bir çalışmayı sahte bir çalışmayı Ümit Özdağ vererek bizim partimizi de yıprattın ittifak ilişkilerimizi de yıprattın Türkiye'yi de meşgul ettin diye ihraç etmek için veya disipline vermek için bir çabasını duydunuz mu? Hayır. İbrahim Kabaoğlu sustuğu gibi partisi de onun bu çalışmasını onu incelemeye sevk etmeyerek veya onun görüşüne başvurmayarak bunu açıklamayarak aslında ortak olduğunu gösteriyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz Sayın Cevizoğlu? Yani parti de en azından bir adım atabilir belki diyor Nedim Şener. Ama siz öncelikle kaba bir konu. Sözünden gene devam edersem, evet İbrahim Kabaoğlu'nun nereye nereye ortak olduğunu bizim toplum olarak bilmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi tartışmaların öznesi olan bir kişinin susmasını anlayamıyorum ben. E, çıksın, söylesin, gelsin sizin programınıza, Ahmet Hakan'ın programına, istediği kanala gitsin, buraya gelsin. Bu ...tek tek sorulara yanıt versin. Biz de böyle havanda su dövmeyelim. Yani koskoca profesör, anayasa profesörü... ...sen Türkiye'nin toplumsal sözleşmesini tekrar ediyorum... ...yapacaksan e, bizlere de kamuoyu olarak... ...gazetecilere de açıklama yapmak boynunun borcu. Niye susar ki bir insan? Hele televizyonu seven. Yani ortak ise bu çalışmalara mı ortak İbrahim Kaboğlu? Neye ortak? E, tekrar olacak, sürekli aynı şeyi söylüyorum. E, Meral Akşener'in yani... Millet İttifakı'nın ikinci unsuru olan İyi Parti'nin genel başkanının ben sevmiyorum dediği bir insanla yürümesi mümkün mü canım? Yani kendi Ümit Özdağ'a attılar partiden. İbrahim Kaboğlu'nun içinde bulunacağı bir anayasa çalışmasının içinde olabilir mi? Belki de kim bilir o da bu, bu şekilde sorulsaydı. Meral Hanım ne açıklamalar yapacaktı? Yani İbrahim Hoca bizi dinliyordur. Dinlemiyorsa da öğrencilere haber versin çıksın konuşsun. Yani ne yaptın hoca? HDP ile mi konuştun? Kim emir verdi sana? Kendi kendine akademik bir çalışma mı yaptın? İyi Parti'yi ve CHP'yi, Millet İttifakı'nı bağlayacak bir çalışmanın içinde miydin? Ve niye susuyorsun? Niye sustuğunu bize açıkla. Yani neye ortaksın sen? Susmaya mı ortaksın? Yoksa muhalefeti zor duruma düşürmeye mi ortaksın? Anlamadık ki. Peki bu önemli. Kabaoğlu, önce... kilit çıkıp Kaboğlu konuşursa ne olduğunu daha net anlayacağız diyor Cevizoğlu Siz... burada.